Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kötü zan, tecessüs ve gıybet. Allah Teala bize Celle Şanlı'yı Kur'an'a buyuruyor. Hucurat 12 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Falan buyuruyor. Ey iman eden müminler. Ya başına gelince önce bir uyarı bu. Yani dikkat anlamına geliyor. Ellezine amenü, kimlere bu uyarı? İman edenlere, müminlere. İctenibu kitimine zanni. İctenibu. Kaçının, sakının, korunun. Kesiren minel zanni, zannın çoğundan kaçın, uzaklaştırın Mevla buyuruyor. Zandan uzaklaştırın. Zannın çoğundan. Hepsi değil. Neden Mevla buyuruyor? İnne ba'da zanni ismün. Çünkü zannın bazısı günahtır, büyük günahtır. Zannın bazısı günahtır. Demek ki zan nedir? Zan, tahmin, kurgu, varsayım dayalı hayal, zan. İki ayrı oluyor. Biri suizan deniyor, kötü zan. Diğeri de hüsnü zan. Hüsnü zan, güzel zannetme. Karşıki insanı güzel zannetme. Bu, tabii günah yok bunun, hatta sevap var bunun böyle şey. Kötü zan ise nedir? Bu günahtır. Vela tecessüsü Vela biliyor. Bir de araştırma gezi sırlarınızı. Tecessüs yani casusluk anlamı öyle. Cesseden geliyor. Kimsenin gizli sırrını araştırmayınız, girişlerini. Evinde ne yapıyor, ne yapıyor araştırmayınız. Vela yalta bağ döküm bağda. Yine birbirinizi de gıybet yapmayınız. Gıybet, arkadan konuşma. Hazreti Şehir buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimizde, İyâküm ve zanne. İyâküm ve zanne, zandan çok çok sakını buyuruyor Peygamberimiz. Zandan çok sakınınız. Feinne zanne ekzebil hadis. Çünkü zan, yalanların en büyüğü zandır. Vela tehassesü. Birden buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, gizli konuşmayı da dinlemeyiniz. Tehassüs deniyor buna. İlk kişi gizli konuşuyorlar, bunu dinlemek ondan izinsiz, bu da haram olur, günah olur. Yani evde konuşuluyor, dükkanda konuşuluyor. Eğer konuşanlar gizli konuşuyorlarsa, onlar izin vermediyse, o konuda dinlenmez. Vela tecessüsü, bir de araştırma. Fiili olayları da gizli araştırma buyuruyor. İslam'da asıl amaç nedir? Din kardeşliğinin korunması, birliğin korunması, Müslümanlar bir beraber olduğu sürece daima Müslümanlar üstün galip gelirler. Böyle araya tefrika girince İslam birliği bozulur. Günümüzde olduğu gibi Müslümanlar ezilirler, giderler, muhtemelenler. Şimdi kötü zan, tehassüs ve tecessüs haram oluyor. Bu kalp olan şeyi kötü zan. Yani kimseye bir şey söylemesel bir insan ama bir iyi insanlara karşı, Müslümanlara karşı kötü zan beslerse, kalbinden geçerse, kimi söylemese bile bu yine haram oluyor. Tehassüs. Gizli konuşmaları dinleme, gerek telefonda olsun, gerek sözlü olsun, nasıl olsa olsun,
gizli konup dinlemek, bu da haram olmuş oluyor. Tecessüs de, yani casusluk, bu da olayları araştırmak. Evet, din kardeşi ne yapıyor, ne yapıyor bu derti, araştırma bunları. Demek ki bir insan kalbiyle kötü zan beslese, gözüyle onların gizli sırrını, ayıbını araştırırsa, kulağıyla da gizli konu dinlerse haram oluyor. Bize Mevlamız buyuruyor İsra 36'da, Bismillahirrahmanirrahim, İnne sem'a vel basare vel fuade. İnne sem'a kulak, dinleme duygusu. Vel basare göz, dinleme, görme duygusu. Vel fuade kalp. Küllaik anlü mesulâ. Bunların her biri bundan sorumlu haber işte. Demek ki kalp kötü zan beslerse, bu tabii kötü zan kulağı olduğu gibi Allah'a, peygamber olabilir kötü zan. Kalp bundan sorumlu. Göz eğer araştırırsa gizli sırları, bu da nedir? Haram oluyor. Bundan göz sorumlu ve dinleme olursa bundan kulak sorumlu muhteremler. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer halife iken gece uyuyamazdı, titrerdi böylece. Acaba aç bir kimse var mı? Hasta var, inleyen var mı diye. Gezerdim benim sokaklarını, araştırdı bunları. Bir gece yine böyle, dolaşırken sokak arasında, o dönemde cam yoktu pencerelerde. Bakıyor, evin birinden şarap kokusu geliyor. Evden şarap kokusu geliyor. Hazreti Ömer Hazretleri bu şarkını duyunca hemen pencereden örtüyü şöyle çekip işe başlıyor, o bakıyor. Bakıyor ki bir orta yaşlanan bir genç gerçekten şarap içiyor. Hazreti Ömer tabii hiddetiydi yapısı Allah yolu, din yolunda. Hemen canlı işlerine giriyor. Ne yapıyorsun sen diye bağırıyor. Karşı tabi alkol almış anda, yer alkollü. Fakat ne diyor Hazreti Ömer'e bakın muhtemelenler. Ya Ömer, ya Ömer diyor. Ya ben şu an şarap içiyorum. Sen gördün, doğru. Bu haram. Haram içiyorum. Doğru. Ama sen şu anda benden daha günahkarsın diyor. Senin günahın benden fazla şu anda ama. Hazreti Ömer onu bir uyardı mı, hemen dinlerdi onu böyle. Korkar, Allah korkardı böyle. Peki benim günahım ne diyor? Diyor ki, Mevla Kur'an'da buyuruyor diyor, vela tecessüsü buyuruyor diyor. Kimsenin gizli işini araştırmayın Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Bak sen diye başını soktuğun pencereden, perde aralıkladın, benim gizli işimi araştırdın. Bu haram diyor. Hazreti Ömer, evet doğru diyor böyle. Peki başı ne var diyor, Mevlam biliyor diyor, evlere kapına giriniz, min evvabiha. Evlere kapına giriniz, sen de pencereye girdin diyor. İki, bu da tam doğru diyor. Üçüncüsü diyor, Mevlam biliyor diyor, izin almadan eve girmeyiniz, hatta teslimisi. Ayet uzun okumuyorum tabanları. İzin almadan eve girmeyiniz başka evlere. Sen izinsiz buraya girdin diyor. Üç, peki başka? Mevla buyuruyor diyor, ehline selam verin sonra içeri girin. Sen buna selamsız girdin böyle diyor. Hazreti Ömer Allah'tan korkuyor gerçekten, hepsi doğru bak. Yani o dönemde alkol alan biri bile İslam'ı nasıl biliyor muhtemelen. İslam biliyor. Hazreti Ömer'e çöküyor. Gözünden yaş geliyor. Şöyle diyor o kimseye. Peki diyor, ben de şu anda tevbe edeyim Allah'a diyor.
sen tövbe diyor, içki bırakmaya diyor, bu şeyle bu işi kapayalım. O kimse de hemen döküyor şaraplarını, Allah için söz veriyor Hazreti Ömer'e, tövbe diyorlar, varlıyorlar böyle. Demek ki bir insan acaba evinde ne yapıyor? Mesela komşunun perdesi açık olabilir gece, ışığı yakmış olabilir, evinde ne yapıyor acaba? Bazen de alt katta oturuyorlar, yolda geçenler görebilir, görebilir bunları. Araştırmamak gerekiyor muhtemelen. Evinde hatta kumar mı, ne oynuyor acaba? Bunları araştırmamak gerekiyor bunları. Bizim işimiz bu değil de böyle şey. Peki bunlar böyle kalacak mı? Hayır, kalmadı. Rabbim benim görevli iki melek var. İki melek var, görevli. Bunlara deniyor, kiramen katibin. İki katip melek var, görevli bunlar. Biri sağda, biri solda. Bunlar ne yapıyor? Bunlar çekim yapıyor muhtemelen. Yazı değil, defter kalem yok böyle şey. Ama madde değil. Madde değil. Bunlar çekim yapıyorlar. Hem görüntüyü hem sesleri çekim yapıyor bunlar böyle. Mevla buyuruyor bizlere Câsiye 29'da Hâzâ kitâb yentikû bil hakkı. Hâzâ kitâbına yentikû bil hakkı. Yentikû. Mahşerde amel defteri kul eline verecek, kul bakacak ki şu bizim kitabımız hak ile konuşuyor. Yani kişinin dünyada ne konuşmuşsa, hayır şer, boş konuşmuş, gevezelik yapmış, gıybet yapmış, dedikodu yapmış, fuhuş kelamı konuşmuş, sövmüş saymışsa ne yapmışsa, her birinin kul mahşerde bunu dinleyecek kendi sesini ve görüntüsünü dinleyecek böyle. Bir de devletler, düşmana karşı cihaz kullanabilirler muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz kullandı casuslarını, düşmana karşı kullandı bunları da. Ama kişi olarak bunu yapmak haram olmuş oluyor. Demek ki bir insan başkalarına kötü zanla baksa, onlara kötü yolda olarak bilse, kişi bunların gizli işlerini araştırsa, gizli konuma dinlerse, bunu hiç kimseye söylemese, içinde bunu sırlarak saklarsa yine haram, yine günah oluyor böyle. Hem iki kat günah oluyor. Biri Allah'a isyan var bunda. Mevlam yapmayın buyuruyor. İkincisi kul hakkı var bunda. Kul hakkı var bunda. Tabii mahşerde ne olacak mahşerde? İnsan bunun farkında bile değil. Ama mahşerde bunlar mizanla konacaklar. Üçüncü bölümü gıybete dönme şimdi. Gıybete dönme. Zaten genelde önce bir kötü zan, kötü göze bakma, sonra onu araştırma, gizli dinleme, sonra bunu yaygınlaştırma, başkasına söyleme. Buna gıybet dönüyor bu sefer. Gıybet, yani o kimse yanımızda yok. Gaybani arkasından konuşma. Neyi konuşma? O kimse bundan hoşlanmaz. Yani kişi o işi yapmıştır, o sözü söylemiştir ama duyulmasını istemez. Buna hoşlanmaz, buna gıybet dönüyor. Gıybet olsa ne olur şimdi muhteremler? Oraya dönüşürse ne olur şimdi? Bak kalktıyor günah ama böyle. Kalktıyor. Yani gerçekten mahşer günü var. Mevla görüyor, yevmin asir, Allah biliyor, yevmin asir, çok güç gün mahşer günü, güç gün böyle şey böyle. Kabirden kalkan günahkarlar bile, kabirden kalkan günahkar, yani aza görüyor kabrinde, yanıyor kabrinde, sıkıyor kabri kendisini, aza görüyor kabrinde, ama mahşeri görünce ne diyecek, kim kalır bizi kabrimizden? Minber kadere, menbaası mer kadere bak. Kim kalır bize onu böyle böyle böyle. Şimdi bir insan
Bu kötü zanlını falan kişiyi ben zannediyorum ki böyle işte evinde iş küçüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şunu bunu yapıyor bu şekilde. Bilmiyor ama aslında. Gözle görmedi bunları böyle. Veyahut da gördü, araştırdı, gizli araştırdı, gördü. Veya dinledi konuşmalarını. Bunu başka birisine söylerse, o zaman gıybete giriyor, günah ikiye katlıyor şimdi. Bir kişiye söylerse, tek kişi söylerse, günah ikiye katladı şimdi böyle. Aldığı günah iki katına oldu böyle. O söylediği kimse, o başkana söylerse, ilk olarak bundan çıktığı için bu gıybet, bunu açığa vurduğu için, ne kadar o kişi başkana söylerse, onun seni başkana yaygınlaşırsa bunu, ondan aldığı günahın bir katı da buna geliyor muhteremler. Altına çıkma bunun çok mu çok çok zor muhteremler. Günümüze gelince, günümüzde tabii basın gazete var muhteremler. Radyo, televizyon, sosyal medya böyle çok böyle farklı farklı teknoloji verdiği şeyler var, imkanlar var günümüzde böylece. Bir insan günümüzde gizlice dinlediği şeyleri, konuşmaları, gizlice olan olayları, olur ya mesela cep telefonunu çeker bunları, sesini çeker, her neyse imkanı çok günümüzde. Kişi bunları eğer basın yoluyla, medya ile, radyo ile, televizyonda, sosyal medya ile bunu yayınlarsa artık onun işi çok zor muhtemelen böyle. Bir kişi, bin kişi değil böylece. 10-100 binleri bulur, belki milyonu bulur böyle şey. Ve günah o kadar katlanıyor. Yani kimse söylemese bile haram oluyor, Allah isyan, kul hakkı oluyor. Ama bu şekilde yayınlarsa ne oluyor? Artık günah milyonlara katlanıyor, milyonlara katlanıyor. Mahşer gününde o kişi bunun altından çıkamaz muhtemelen. Hacı olsun, hoca olsun, şu olsun, bu olsun, ne olsa olsun, ne kadar ibadeti olsa bile bu altından çıkamaz muhtemelen böylece. Bir gün bir yerde, evde konuşma esnasında bir Allah'tan korkmayan bir fasıkın biri, o dönemin en büyük alimi, tabiinin de büyüğü, Hasan Hazretleri vardır. Onun aleyhinde konuşuyor, gıybetini yapıyor onun böyle. Şimdi şöyle böyle konuşuyor. Orada bulunan birisi de buna engel olmak kalkıyor, engel olamıyor buna, oradan kalkıyor. Çok üzülüyor ama. Hasan Hazretleri'ne geliyor. Kapıyı vuruyor, buyurun bakalım. Gözden yaş geliyor, çok üzülmüş. Ne oldu hayrola? Hocam, filan yerdeydim böyle böyle diye, birisi ismi vermiyor. Aleyhine çok şeyle konuştu, içim yandı, artık uykum kaçtı, eve gitse uyuyamayacağım, yanına geldim diyor. Biraz diyor bir teselli olayım. Aa buyurun buyurun, gülümse hiç, kim diye sormuyor ama. Otur bakalım ben, otur şuraya. Gidiyor başka bir odaya, bir tabak, içinde hurma, üzerine bir bez, o zaman tabii kağıt yok, ambalaj yok, poşet yok o zamanlar. Üzerine bir bez koyuyor. Diyor ki, kimse o kişi diyor, benim alemi konuşan kişi kimse diyor, bu tabağı, hurmayı ona götür, hediye et, ben ona selam söyle, ben ona böyle diyor. Peki, neye neden soramıyor bunlar nedenini. Alıyor bunu, oraya gidiyor, hala kişi konuşuyormuş orada. Selamun aleyküm, selamdan sonra, diyor ki, Hasan Hazretleri diyor, bu tabağı, hurmayı sana hediye gönderdi diyor böyle. Ve sana selam söyledi. Allah Allah, nasıl olur bu böyle ya diyor. Onu sevmem böyle diyor. Neden bu icap etti? O zaman doğru söylüyor. Ben de ona gittim, böyle anlattım bu şekilde. Bu şunun daha çok kişi tacip ediyor, şaşırıyor Allah Allah. Sen benim konuşumunu söylemişsin, onun kızması lazımken,
Onun da bana kötü söylemesi gerekirken diyor, gülümsemiş. Hediye göndermiş, bana selam göndermiş diyor. Kalkıyor, o da geliyor bu sefer. Hocam, ah buyurun, özür dilerim diyor. Ben böyle böyle yaptım. Ama ben bunu bir anlam veremedim diyor. Neyse sen böyle yapmışsın? Gene gülümsüyor, arkadaş diyor, kardeşim diyor. Sen diyor, benim aleyhime konuşmak ile diyor, bana diye sevabından göndermişsin bana. Bak, onu da sevabını göndermişsin diyor. Ben diyor ki sevabını sana sevap göndereyim diyor. Ben sorma göndereyim buna karşı diyor. Hakkını et bana böyle. Yine bir alemin biri. Yani Allah yolunda olan böyle. Gerçek alimler. Bir gerçek alim, Allah'ı unutmayanlar. Hep Allah huzurunda olanlar böyle. Böyle bir alim, bir köye, cami önüne gidiyor. Cemaat namazı beklerken, bu çok olur köylerde. Herkes birbirini tanıdığı için. Cemaat namazı beklerken, başlamışlar, gıybet içirmiş ama. Ya filan bakma hacı olduğuna, o zaman da şöyleydi, böyleydi artık, fasa fisa. Allah'ın dönmüş halbuki kimse. Şimdi bu alim diyor ki bunlara, arkadaşlar diyor, ben diyor sizin yanınızda olsam, gıybet yapmam gerekirse diyor, ben diyor annemin gıybetini yaparım diyor. Başka yapmam diyor. Neden diyorlar? E diyor, anneme sevabını göndereyim diyor. Neye başına sevabını göndereyim diyor muhteremler. Demek ki günah gidiyor muhteremler. E gıybet nedir muhteremler şimdi? Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'a sordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hesabını eğitim metodu çok farklıydı. Bazen böyle sorularla, örneklerle onu uyardı. İyi anlamaları için. Şöyle buyurdu. Etirün melek gıybeti. Gıybet ne? Biliyor musun gıybet nedir? Yani soru sor bana. Biliyor musun gıybet nedir? Sordu. Kâlu Allah ve Resulü alemi. Dediler ki Eshab-ı Kiram, Allah ve Resulü bilir. Nedir gıybet? Kale zikrük ehake bima yekrehu. Bir din kardeşinin aleyhine konuşursun, bima yekrehu, onun hoşuna gitmediği bir halini, durumunu başına anlatıyorsun. Yani o kişi bundan hoşlanmaz, duyulmaz, istemez bunu duyduğunu. Bu gıybet budur. Kıyla, ya Resulallah efendim, اَفْرَيْتَ اِنْكَانَ فِي اَخِيمَا اَكُولُ dedi ki, denildi ki orada bazıları, kim dedi, zikretmiyor, kıyla geliyor burada, denildi. Ya Resulallah, eğer o söylediğimiz şey, gerçekte o kimse de varsa, yapmışsa, yani doğruysa bu, قَالَ اِنْكَانَ ف۪يهِ مَا تَكُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ eğer söylediğin doğru ise, gerçekten o kimse öyleyse, onu gıybet ettin. Gıybet bu böyle. Yani doğruysa söylediğin şey, bima yekrihu var bir de. O kimse bundan hoşlanmaz, bana duyduğunu istemez böyle. O zaman bu gıybet diyelim. Ve in lem yekun fihi ma tekulu fekad behettehu. Eğer söylediğin ondan yoksa, yalansa, o zaman bühtan oluyor, bühtan. Bühtan, iftira yani, bu gıybetten çok kat kat beri günah mıdır yani. Demek ki bir insana iftira edilirse, görmez hale gördüm derse, konuşmadığını konuşu derse, yalan olarak uydurulursa bu gibi şeyler, günümüzde geçiyor bu olaylar, montajda şunlar bunlar, tabi Allah bilir mi? Biz bilmiyor konudan muhtemelen. Bizim şeyimiz dini konudan bu işe girmek. Demek ki eğer Allah korusun böyle bir şey yapılırsa bu gıybeti geçiyor, bühtan giriyor. Bühtana giriyor. İftiraya giriyor ki bunun tevbesi de çok zor. Hele
Hele böyle bastığında medya şunla bunla olur, yaygınlaşırsa, milyonlara yaygınlaşırsa altından çıkamam muhtemelen böyle. Tabii hepimiz ondan kaçmamız gerekiyor. Bir de sır saklama, sırrı ifşa etmeme, emaneti gözetme, sır saklama. Enes'in anı kâli. Hazreti Enes buyuruyor. Hazreti Enes bin Malik Hazretleri. Eshab-ı ki her birinin farklı özelliği var. Sahabenin her peygamberimizin ancak bir yönden varis olmuştur. Hiçbir sahabe peygamberin tamamına varis olamaz arkadaşlar. İlmine, ahlakına, sırrına, şuna buna olmuşlardır. Hazreti Enes'in özelliği de farklı özelliği var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremeden Medine'ye geldiği zaman 7 ay biliyorsunuz bir evde kaldı. Halbun Zeyd. Yani Eyüp Sultan'ın evinde kaldı. Eyüp Sultan İstanbul'da. Ülkemize elhamdülillah muhteremler. Nedir o? Peygamberimizin hadim, mihmandarı. Eyüp Sultan Hazretleri. Yani çok büyük muhterem zat muhteremler. Sahabenin içerisinde büyük bir zat böyle şey. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince muhacir olarak onun evinde misafir oldu. Peygamber sonra eve gelince Medine halkı erkek kadın, onlar ensar deniyor bunlara, ensar, erkek kadın, tabi ziyaretten geldiler. Herkes bir hediye getirmeye çalıştı Peygamber Aleyhisselatü'nün hediye. Tabi hediye Peygamber kendi yemiyor bunları, yani ikram ediyor orada. Herkes hediye getiriyorlar. Ne imkanı varsa, bir kadın vardı, Ümmü Süleym adında. Enes'in annesi işte bu. Ümmü Süleym. Bu ilk Müslümanlardan Medine'de. Daha Peygamber gelmeden Medine-i Münevvere'ye biliyorsunuz Akabe'de biat edildi. Medine'ye gidip Mekke'ye görüştü Peygamberimizle. İslam Medine'den duyulunca Ümmü Süleym Hazretleri hemen Müslüman oldu. İlk Müslümanlardan. Kocası Malik adı. Malik, o buna razı olmadı. Ben razı değilim. Olma. Sen mi yaratmadın ki? Yaratan Rabb mi yarattı beni? Sen kimsin? Diyemez de bu şekilde. Kadın çok cesurdu ama kadın. Kocasına sayardı, itaat ederdi, son derece itaat ederdi. Ama dini konuda çok cesurdu böyle. O kadar cesurdu ki, her savaşa katılırdı Peygamber böyle. Evinde duramazdı. Benim Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri şu anda güneş altında savaşı düşmanlarla sıcak su içiyor da onu bile bulamıyor da böyle. Evinde duramazdı böylece. Kardeşi vardı, Ümmü İhram. O da bununki ilk Müslümanlardan. İkisi bunlar gelirlerdi. Daha başka kadınlar da vardı, gelirdi bunlar. Cephe gerisi otururlar, yanında sargı gebeze getirir, ilaç getirirlerdi. Hafif yaralı hemen sarardı yarasını, o yine savaşa girerdi. Eğer ağır yaralı ise, bunu çekip cephe gerisi çekerlerdi muhtemelen böyle. Ve su verdi bunlar böylece. Ve gerektiğinde bakarlardı ki, durum kritik, Resulullah tehlike durumunda hemen kılıcı kapıp, bundan savaşa girerdi muhtemelen bu şekilde. Bu Ümmü Süleym Hazretleri, tabi kocası Malik buna kızdı, terk etti gitti. Şam'a doğru gitti. Gitti ama Şam'a varamadı. Yolda öldü ve öldürüldü yolda muhtemelen. Şam'a varamadan böylece. Ne yazık ki müşrik olarak gitti ama. Hasenis'in babası işte yani bu böyle. Hasenis tabi yetim kaldı. Yetim kaldı. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Hazreti Enes 10 yaşında idi. Ümmü Süleym Hazretleri sonra evlendi.
Medine'li Ensar'dan Ebu Talha. Ebu Talha daha Müslüman olmamıştı henüz daha. Peygamber de gelmedi daha Medine'ye. Ebu Talha Müslüman olmamıştı Medine'de. Buna talip oldu. Hem güzelmiş, cesaretli, çok saygınmış kölesine karşı da. Adı meşhur Medine'de. Buna talip oldu. Bunun tabi tek şartı var. Eğer Müslüman olursan evlenirim buyurdu. Ebu Talha bunu evlenmek için Müslüman oldu. Ama tam Müslüman olamamıştı. Tam Müslüman oldu sonra kendisi. Şimdi bu Peygamberimiz Medine'ye geldi Aleyhisselam Hazretleri. Medine'ye geldi. O anda da evde bir şey yok. Resulullah gidecek. Herkes bir şey götürüyorlar. Evinde bir avuç hurması bile yok. Götürecek böylece. Hurma örnek görüyorum. Medine hurma yeri olduğu için. Aklına Enes'e geldi. Yetim yavrusu 10 yaşında. Aldı bunu tuttu elinden. Peygamberimize geldi. Eve geldi. İçeriye girdi. Dedi ki ya Resulallah. Hoş geldin Medine'ye tabii. Önce hoş başından sonra. Ya Resulallah benim dedi yavrum yetim yavrum benim bu 10 yaşında. Ama akıllıydı çok böyle. Çok zeki. İtaatkar eder. İyi huyludur. Bunu sana hediyeyi getirdim. Ben kabul et bunu böyle. Sen hizmetin seni görsün bu şekilde böyle şey. Peygamber baktı Hazreti Enes'e, tabi onun halini gördü, Peygamber kabul etti, olur dedi. Dedi ki, ya Resulallah, anne yaşında, ya Resulallah, ne olur buna bir dua eder misin sen buna? Dua eder misin buna? Peygamber dua etti buna. Ya Rabbi, Enes'in malını, evladını çoğalt. Bak. Buna ilim ver. İlim ver. Uzun ömür ver. Ve buna cenneti nasip eyle. Uzun ömür ver. Yani evladın malı çok olsun, ömrü uzun olsun, günahını affeder Rabbim, bunu cennetine idare eyle. Dahil eyle. Oldu mu bu şekilde? Oldu muhteremler. Çok malı oldu, çok evlat torunları oldu. En son ölen sahibi Basra'da. 93 Hicri'de öldü. Hiç 103 yaşında öldü muhtemelen böyle. Hiç bulamadan böyle. Böyle hiç gözünü falan kaybetmedi. Sağlığını kaybetmedi. Sonradan bu Basra'ya yerleşti Peygamberimizden sonra. Çok hadis-i şerif edemiş sahabeler kendisi. Ve Mevlam bunu, aynı bu şekilde Mevlam buna mal mülk verdi. Hepsini verdi bunlara böylece. Şimdi Hazreti Enes Hazretleri'nde bir hadis-i şerif okuyorum kendisinden. Kale. Hazreti diyor ki Eta aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eta aleyye Resulullah. Eta aleyye. Resulullah benim yanıma geldi buyuruyor. Hazreti Enes tabi 10 yaşlarında çocuk. Tabi oturmuyor peygamber evine devamlı. Dışarıda oynuyor çocuklar evler. Akşam üzeri evine gidiyor. Evi de Kuba'da. Evleri Kuba'da. Sabahtan geliyor. Dışarıda oynuyor çocuklarda, eğleniyor orada. Peygamber bunu icabına çağırıyor. Buna bir görev veriyor. Akşam da evine yine gidiyor. Yine kal akşamları. Şöyle buyuruyor. Resulullah benim yanıma geldi. Bak yanıma geldi. Peygamberimiz onu çağıramaz da karşıdan bak muhtemelen. Bak, peygamberimize ki nezaket. Ahlak-ı Muhammediye bakın. Ahlak-ı Ahsen'e bakın böyle. Peygamber Enes buraya gel demezdi böyle. Gelir misin demezdi. Peygamberimiz Enes'in ayağına gidiyor. Çürük. Ve yani el abi meval gılmani diyor bak. O anda ben diyor oynuyordum çocuklarla beraber. Çocuk oynuyoruz beraberce, arkadaş oynuyoruz böylece. Peygamberimiz benim yanıma geldi. Fesselemi aleyna bize selam verdi çocuklara bize. Febahseni fiyacetin ve beni bir yere gönderdi bir hacete için. Neyse. Bunu söylemiyor bu tabi. Beni diyor bir yere gönderdi. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Yani yanıma geldi, karşıdan çağırmadı. Oynuyordum ben diyor. Bir de selamı hepimize verdi. Beni bir yere gönderdi.
فَبْتَعْتُ عَلَى اُمِّي Oraya gittim, geri geldim ama geç kaldım. Akşam karanlığı bastı, eve annemine geç gittim o akşam. Tabi annesi bakıyor, hava karardı. Her zaman erkenden gelirdi yavrusu, yetim yavrusu Enes'ciye. Geç kaldı. فَلَمَّا جِيْتُ قَالَتْ Muhabbeteke, eve gelince annem sordu bana, Enes neye geç kaldın bu akşam, ne oldu, niçin bir geç kaldın? فَقُلُتِ بِعَسِ رَسُولُ اللّٰهِ لِحَاجَتِنْ Peygamberi bir yere gönderdi, bir haceti, işi bir şey vardı, onun için geç kaldım. قَالَتْ مَا حَاجَتِهُ Annesi soruyor, peki ne işi seni gönder Resulullah, ne işi, ne, niçin gitti oraya? قُلْتِ اِنَّا سِرْرُنْ Çocuk bakın. O sır. Onu söyleyemem diyor. Annesi soruyor. Niçin? Ne konuştu? Ne söyledi? Ne haber gönderdi? Annesi bunu soruyor. قُلْتِ اِنَّا سِرْرُ O sırrı anne diyor. Söyleyemem diyor. قَالَتْ لَا تُبِرَنْ لَبِي سِرْرِ سُرْرِ 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 اَحَدَمْ Annesi bana tembih ediyor. Saklama kimse bunu söyleme yavrum o zaman madem bunu böyle böyle. Sır saklama. Bu hadis-i şerifi hadis-i sahabi Bünani Hazretleri rivayet ediyor bize Enes'ten. Sahabi Bünani, bu da tabiinin büyüklerinden ve büyük keramet sahibullah kendisi, hadis-i sahabi Bünani Hazretleri, 40 yıl Enes'in yanında sohbetine yetişti, Basra'da işte. Hatta hadis-i sahabi Hazretleri öldüğü gün, ersi günü, bununla gidiyor arkadaşları ziyaretine, mezarına. Bugün ölüyor, ertesi gün gidiyorlar mezarın ziyaretine, arkadaşları. Tabi arkadaşlar ona yakın insanlar, bakıyorlar muhteremler, sağ eli mezarın dışında. Mezarın dışında sağ eli böyle. Eli avucu kanlı ama, avucu kanlı, sağ dışarıda böyle. Allah Allah, ne oldu, ne diyor bakıyorlar böylece, bu nasıl oldu bu? Uğraşıyor, o kadar uğraşıyorlar, elini bir türlü mezara sokamıyorlar. Biri işlerinden daha uyanıkmış, yani gönlü uyanıkmış Allah yolunda. Bir arkadaşlar diyor, bu eli kanlı, kanı sen necistir, bunun elini çekmiyor bu gibi. Bunun elini yıkayalım, eli kendini çeker bunu böyle diyor. Hem adam su buluyorlar, bir ibrikle getiriyorlar, yıkıyorlar, el yıkanınca kendini çekmiyor tabii. Yeter araştırıyorlar, büyük bir yılan. Gelmiş, genelde yılanlar yeni mezara girerler, kan emmek için girerler yılanlar böyle. Büyük bir yılan gelmiş, elini çıkarıp yılanı boğmuş muhtemelen, sıkmış böyle. Ölü yılan, yılanı parçalamış böyle, ölü sıkmış yılanı böylece. Hadis-i sahabi bir hazretleri, yani böyle ölümden sonra bile keramete görünen bir tabiini büyüklerinden kendisi. Hazretleri diyor ki bana, hadisten sonra, ya sahabi, eğer bir kişiye o sırrı söylemem gerekseydi, onu sana söylerdim. Ama sana söylemem gerekseydi. Sırrı ifşa etmek. Günümüzde çok oluyor muhteremler. Biri bir sırrını söyler. Ama kimse söyleme. Olur tam söylemem. Eşine söyler, kocasına söyler, ona söyler. Ama kim söyleme dedi ama senden sır çıkmaz der. Ona bunu söyler. Bak, haram oluyor senin, haram oluyor bakınız. Hazreti Enes Hazretleri çocuk. Hazreti Enes çocuk, ne yapıyor? Çocuk ya ne yapıyor? Resulullah sırrı diye annesine söylemiyor. Aradan geçiyor, en aşağı 83 aradan geçiyor. Hazreti Sabit'i de bunu söylemiyor. Söylemiyor bunu, saklama gerekiyor. Sırrı ifşa etmek ihanet oluyor. İhanet oluyor böyle. Nedir ihanette? Nifak alameti. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Ayet-i Münafık'ı selasyon. Üç alamet vardır. İşte bulunursa bunlar münafıktır bunlar. Üç alamet. Yani daha fazla var ayet-i hadis-i şeriflerde. Bu üçü özel. Öz yani böyle. Üç tane böyle temel alamet vardır ki, kim de bunlar bulur, o kimse münafıktır böyle. Eğer biri varsa, üçte bir münafık kimsenin böyle.
Münafık nifak kökenden geliyor. İslam'dan kopma. Dışı Müslüman, içi kafir muhteremler. Dışı Müslüman. Hadisin sonuna geliyor böyle. Ve salla ve sâme diye geliyor. Yani oruç tutsa, beş vakit namazını kılsa da, hacı da ömreye girse de, eğer bu üç alamet varsa münafıktır. Münafığın yeri cehennemin esveli safili muhteremler. Esveli safili cehennem bakın böyle. Yani kafirden de aşağı. Yedi tabaka cehennem, aşağı doğru gidiyor cehennem. Her tabakanın bir giriş kapısı var. En aşağı tabaka, yani en sıcak, en yakıcı azap oradan. Münafıklara bunlar. Neden? Çünkü kafir İslam'ı zaten tam bilemiyor bile. Araştıramam var ama şunu böyle şey. Münafık camiye girdiği halde, Müslümanlara karıştığı halde, vaiz masyada dinlediği halde yine hala da inkarcı olan kişi, işi inkarcı olan kişi ne oluyor? Bunun cezası Allah korusun, ebedi cehennem, hiç çıkmamak üzere ebedi cehennem. Cehennemde en aşağı tabakası bunlarınki. Şimdi üç alamet kimde varsa bunlar halis münafık. İzâ haddese kezzebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yani konuşurken hiç utanmadan, çekinme, Allah'tan korkmadan böyle çok kolay yalan söyler. Yalan söyler. Hatta pişman olur böyle. Bir de şöyle deseydim de böyle. Yani daha ilave etseydim buna. Demek ki bir insanda yalancılık huyu varsa, başka yoksa bir diğer huyları, üçte biri münafık muhtemelen koy. Durum tehlikeli. Ve izâ ve'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verir zaman da sözünde durmaz. Hulf eder bundan. Yarın akşam geleceğim, işte paranı şu gün vereceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hiç konuştum ama yapmayacak onlara mıdır? Sözünden durmaz. Ve izâ tümüne hâne. Kendine güvenli zaman da, bir şey edildiği zamanlarda ona ihanet eder. Münafık böylece. İşte bir insan kendine verilen bir sırrı olur ya mesela bir gelin, kaynana, karı kocadan birisi, bir komşusu, iş arkadaşı neyse ona bir sırrını söyledi. Ama bunu başkalarına duymak istemiyor böyle. Ya bak sana söylüyorum dedi, derdimi der, bunu kimse söyleme der. Bu sırrı ifşa etti mi, bu haram muhteremler, bu nedir? İhanet olmuş oluyor, nifak alamet olmuş oluyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا حَدَّسَ رَجُلُ سُمْ اِلْتَفَتَ فَيْ اَمَانَتُونَ اِذَا حَدَّسَ رَجُلُ Bir insan konuştu seninle böyle böyle. سُمْ اِلْتَفَتَ Konuştu bir bakındı. Acaba gören, duyan var mı bize? Bunu sakın söyleme demese bile bu emanet de peygamberi, bu sır da verilmez bakın. Yani mesela konuşurken, normal konuşurken sesini kıssa böyle, yavaşça söylese ya da konuşursa bakın da gören var mı derse, bu da bir sırdır, bunun ifşası da haram olur muhtemelen bakın böyle. Yani çok bazı günahlar var, insanın farkında değil muhtemelen. Farkında değil bunların, Allah korusun. Bunlar her bir mahşerde mizana konu gelecekler bunlar da. Bir de Hasan Enes'in teyzesi vardı muhtemelen, Ümmü Hüram diye. Ümmü Hüram, annesi Ümmü Süleym. Aslında Ümmü Süleym, Süleym'in annesi, lakap aslında bu. Asıl adı Rümeysa. Başka da isim de var, asıl ismi Rümeysa oldu. Kendisi söyleniyor. İki kardeş, kız kardeş bunlar. Diğeri de Ümmü Hiram adında. Ümmü Hiram da ilk Müslümanlardan muhtemelen böyle. Bu da ilk Müslüman Medine-i Münevver'de.
Demek ki bunların gönül, İslam'a yatkın gönülleri muhtemelen. Ahlakları bile, huyları ve puta tapmama, Allah'a şirk koşmama. Bunlar İslam öncesi dönemde bile putlara tapınamamışlar bunlar. Bakıyorlar ki o Evs Hacer kabilelerin putları var tabi, heykelleri var böyle. İlk kabile ayrıca heykelleri var. Bakıyorlar bu bir taş parçası, yontulmuş, dikilmiş bir yere. Kim yaptı bunu? İnsan yontu bunu böyle. İnsan buna şekil verdi buna. Git ona secdeye, önünde eğil bükül. Ona saygı duruşu yap bu şekilde. Yapamamışlar bunlar bunları. Ümmü İhram da bu da birinde evliydi. İslam öncesi böyle. Evliydi. Bu tabi hemen Müslüman oldu İslam'ı duyunca. Kocası Kays adı. O Müslüman olmadı. İsrar etti. Olmayınca tabi nikah düşüyor. Şimdi eşlerden biri gayrimüslim iken eşlerden biri Müslüman oldu mu? Eğer ki diğeri Müslüman olmasa nikah düşüyor muhtemelen böyle. Nikah düşüyor bence. Tabii bu kocası Müslüman olmayınca nikah düştü bundan. Sonra tekrar tabii Hazreti Übade bin Samit var sahabeden. İlk Müslümanlarda Akabe'ye gidenlerden, belki gidenlerden Übade bin Samit onunla evlendi. Büyük sahabe kendisi. Bu ikisi Peygamberimiz aynı zamanda süt teyzeleri oluyor Peygamberimizin ikisi. Anne tarafından süt teyze oluyor bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. İkisi de Peygamber aşıkı. İkisi muhtemelen. Peygamber'e duramıyorlar bunlar. Böyle. Beşe gelirler, Peygamber'i gözlerler, ona karşıdan bakarlar ve gözleri yaşar, içleri yanar böylece. Uykuyu yemiyorlar geceleri. Aşkın ikisi de bunlar. Bunun savaşa katılıyorlar, her şeye katlanıyorlar. Bu yönden Peygamber bu eline giderdi. Süt teyze olunca tabii mahrem oluyor, eline giderdi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ümmü İhram evindeyken, öğleden sonra gitti oraya, oturdu. Daha birkaç tabi var, başka da var orada. Peygamberimiz uykuya daldı hafifçe. Peygamberimiz uykuya daldığı zaman onu kimse uyandırmazdı. Çünkü onun uykusu da bir vahiy olur böyle şey. Peygamberimiz biraz uyudu, hemen doğruldu, dayanmıştı duvara, oturdu yerde. Doğruldu, Peygamberimiz gülümsedi. Hazreti Ümmü İhram şimdi, onun evinde, Enes'in teyzesi evinde. O hafta Peygamberimiz gözleri şimdi böyle, aşık ya böyle. Ya Resulallah, niye gülümsün acaba? Yani buyurdu Aleyhisselam, Hazretleri. Bana Rabbim dedi, deniz savaşını göster, deniz savaşı. İleride, yani dedi, benden ümmeti emredi, deniz savaşı yapacaklar, deniz savaşı. İlk olarak bu deniz savaşı olacak, bu sayede kime katılırsa hepsinin cennet buluyor böyle. Onlar Peygamber onlara bahsetti, sevaplarından bahsetti böyle. İlk deniz savaşına kim katılırsa, onunla hepsi yerine cennet olacak bunların böylece. Ümmü İhram şimdi, o da mücahide kadın öyle, korkak değil. Denizlerine korkmuyor tabii Allah yolunda. Ya Resulallah, dua et Allah, ben de o onlardan olayım. O sırada çıkartan olayım böylece. Yani dua et Allah'ım bunu onlardan eyle. Peygamber arası yine daldı uykuya. Bu defa daha detaylı olarak onu Rabbim gösterdi. Yani genelde Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce bile her şeyi Peygamber rüyada gösterirdi Peygamberimize böyle. Nasıl olacak? Kimle rol olacak, olacak da bunlara böylece. Göründü böylece. Peygamberimiz yine uyandı, yine gülümsedi. Yine Ümmü İhram, ya Resulallah neyi gülümsediniz? Rabbim bana deniz savaşının daha ayrıntısını bana gösterdi. Ümmetime baktım, elinizde yok hayattan çoğunların böyle kısmı. Ümmetime baktım, gemilere binmişler,
Tabi yelkenli gemiler, gemide böyle sürüme gidiyorlar böyle. Nur için gidiyorlar bu şekilde böylece. Ondan sonra işte deniz savaşı olacak ve savaşta kaç şehit verilecek? Bak, kim ölecek onu muhtemelenler? Hep kaderde bunu yazdı bunlar böylece. Savaş kazanılacak. Kazanılacak. Ya Resulallah, Allah ben onu olayım. Sen onda dansın be. Sen de varsın o savaşta be. Sen de varsın ama savaş kararı çıkarma esasına at üzerinde düşeceksin sen böyle. Ataya bir şey sürüşecek, takılacak. Sen düşeceksin. O da şey olacaksın bu muhtemelen. Şimdi kader yönden bakınca, bakınız, savaş olacak peygamberden sonra, deniz savaşı olacak. Savaşta kim işler edecekler? Bu mübarek sahibi ikram olan bu Salih'e, bu kadın da savaş olacak. At üzerinde karar çıkarımı yaparken atına her bir şeye takılayı sürçecek, bu diğer düşecek, beni karar olacak, orada şehit olacak muhterem bakımlar. Peki oldu mu muhteremler? Hazreti Bekir'in döneminde Şam fetholunmuştu Hazreti Bekir'in döneminde. Şam fetholunmuştu. Hazreti Bekir ne yaptı? Sahabelerin içinde daha çok hadisleri bilenleri, daha çok kurra derler, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilenleri, fıkıh bilenleri Hazreti Bekir, onları dışarı dağıttı böyle. Yani ilim Medine'de kalmasın. İslam çünkü durmadan İslam genişliyor. Yemen her taraf İslam oldu. Şam alındı, derken her taraf olmaya başladı. İslam genişliyor. Oradan gönderirdi. Hazreti Bekir bu Ümmü Yuram'ın eşine Übade bin Hazret'in çağırdı. Sen de Şam'a git dedi böyle. Ebu Derda falan dahil bunlar böyle. Şam'a git. Orada insanlara İslam anlatın bu şekilde. Peygamberden sonra tabi bunlar Şam'a gittiler. Hazreti Ömer'in döneminde Şam valisi Hazreti Muaviye. O zaman vali Şam'da. Fakat geniş bir ülke yani Suriye'nin tamamına hakim o dönemde. Humus, Hama hepsi kendisine dahil olmak üzere o muntakaya vali, genel vali orada. Hazreti Muaviye'nin gönlüne geldi ki Kıbrıs'ı fethetmek. Kıbrıs'ı. İlk deniz savaşı yapılacak. İlk defa İslam yapılacak. Bir şey muhtemelen vakti geldi mi böyle onu gönüllere sevdiriyor. Mesela İslam'ı fetholunacak elbette elbette geliyor böyle. Ne güzel emir askerler. Hazreti Yıldırım ve Hazreti Muhteremler. İkinci Murat. Almaya kalkışlar. Nasıl olmadı böyle? Fatih olacak. Yaklaştı mı? Seviyor böyle. Hazreti Muhammed'in gönlüne geldi ki Kıbrıs'ın duyuyor metini. Ona gelen tüccarlar giriyor, mal falan satılıyor oralara. Fethini duyuyor böyle Kıbrıs'ın. Yeşillik, bolluk, bereketli bir yer derken duyuyor orasını. Onun fethini. Aynı zamanda Mısır her taraf İslamlaştı o dönemde, Hazreti Ömer zamanında. Bir çıvan başlıyor Roma'ya ait o zamanlar, Kıbrıs. Fethiyor da Hazreti Ömer'e. Halife o. İzin istedi. Ya emrelmeyin, izni verirsen dedi. Ben de Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum. İzin vermedi. Neye vermedi? Fatih gelmemişti daha muhtemelen. Hasan hem zaman kutbu kendisi ondan böyle. O sırları biliyor kendisi. Ya Muaviye dur, hareket etme. Sen gelin dur bakalım. Böyle. İzin vermedi. Çünkü o anda git dese savaş kaybedilecek, iş kötü olacak muhtemelen. İzin vermedi. Lakin Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman Hazretleri halife olunca yine Hazreti Muaviye'ye mektup yazdı. Ondan izin istedi. Kıbrıs'ın fethi için izin verdi. Bir şartla. Yalnız da buna kim katılacak? Gönüllüler, gönüllü. Bir deniz savaşı.
Buna gönlüne katılacak. Bir de hem Suriye'den, Mısır'dan aynı zamanda iki donanmak çıkacaklar. Orada birleşip o şeyi fethedecekler Kıbrıs'ı. Hasım'a bunu tabi alınca çok sevindi. Çünkü hadisi o da duymuş, o da böyle deniz savaşı olacağını duymuştu. Yani o da ne güzel emiri anlamaya geliyor. Buna da gönüllü kendisi de ve hutbeye çıktı. Cuma namazından sonra halk ilan etti bu şekilde. Fethine deniz savaşı yapılacak, gemine gidilecek. İsteyen Allah için gönüllü buna katılacak. Tabii bir katılım oldu. Hatta Ebu Zer, Ebu Darda gibi sahabeler ona katıldılar buna muhteremler. Peki bu ne oldu Ümmü Hiram? Yaşı 84. 128. Yaşı 84 yaşında kadın muhteremler. Ümmü Hiram Hazretleri. O da gönüllü, o da katıldı şimdi böyle. Zaten biliyor katılacağını oraya böyle. Korosu da katıldı. Ona katıldılar. Hasım abi çok güzel plan yaptı ama böyle. Önce denizdeki dalgaları, hava şartlarını, rüzgarın esiş istikametlerini ve aradaki mesafeyi çok hesaplattı. Humus'tan gidildi. Humus'tan karşısına geliyor. En kısa mesafeden böyle. Ve Mısır valisiyle anlaştılar. Mısır'dan bir filo, yelkenli gemi oraya çıktılar. Humus'tan çıktılar, gemine çıktılar. Şimdi öyle yaptı ki Muhterem Bakanı savaş nizamında gemilere tek sıra gidiyorlar. Tek sıra gemilere gidiyorlar. Kıbrıs'ta Roma'nın, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun filosu var, gemileri var. Onda alışıklar tabii gemi savaşına. Şimdi baklar ki karşıdan bir gemi geliyor. Tabii tek gemi olunca ticaret gemisi olabilir tabii. Aldırmadılar. Sonra baklar ki tabi da yaklaştıkça arkadaşı dolu ama gemiler. Bunlara karşı Suriye gelen filoya karşı bunlar cepheye hazırlık yaparken de baklar ki bireyden bu tarafta bir şey gelince bunlar bile korku verdi bunlara. Bu filo olduğu bir Kaşkistan'la gitti oradan. Savunması kaldı şimdi böyle. Tabii iki filo buna birleştiler. Bu da bak karadan Roma askerleri, kırmızıdaki şeyler, ona bağlananlar bir savunma savaşı yapmak haklar. Tabii kısa zamanda bu kırıldı. Savaş evde çıkarma başladı yemeden. Ümmü Hiram Hazretleri de at üzerinde muhteremler. Ama atın düşeceğini biliyor ama. Dikkat ediyor ama böyle böyle. Biliyor, dikkat ediyor böyle. Ve çıkarmada Larnaka yakınlarında, oradan yapılı çıkarma, iki yana çıkarma yapıldı böyle. Larnaka tarafında yapılan çıkarmada, Hazreti Mihram orada bulundu orada, Suriye filosu. Dikkat ederken ayağının bir ayağı, atının bir ayağı bir şey bir takıldı, at birdenbire sendeleyince bu da yüzü kıvı düştü bu beyazı. Böyle düştü. Şimdi onun tabi mezarı Larnaka'da muhteremler. Orada türbesi de var, meşit de var orada. Ben görmedim de o şekilde muhteremler Larnaka'da. Ama şu anda Kıbrıs'ın Rum bölümünde. Rum tarafında Kıbrıs'ın Larnaka yakınlarında meşit de var, türbesi de var. Hatta külliye var, böyle hala duruyor ama öyle. Dokunmaç duruyor orada bu şekilde. Buna Türk'e diyorlar, Halas Sultan Türk'te bunu diyorlar, Halas Sultan. Türklerin şeyiymiş, Halas Sultan derler kendisine, Hazretleri. Yani gerçek sahabe-i kiramdan kendisi. Şimdi bu konulara baktığımız zaman muhteremler, kader açısından bakma gerekiyor bunlara açısından. Genelde bizler yapılan savaştaki zaferleri bir kişiye veririz, insanlara böyle şey. Falan kumandan. O savaşı kazandı. Hayır muhtemelen. Peygamber bile olsa kumandan, savaşı kazanan kazanamam muhtemelen. Peygamber bile olsa böyle. İlk İslam'da meydan muharebesi Bedir'de oldu böyle. Bedir'de müşrikler üç katı fazla sayısı olarak. Ama insan sayısı mühim. Çünkü elle savaşla kılıç yaptı savaşa bence. Üç katı fazla
Müslümanlardan. Onların çoğu zırhlı atlı. Okları çok. Yani her açıdan üstünken elhamdülillah kısa bir zamanda Müslümanlar zaferi kazandılar. Kesin zafer böyle. 70 tanesi öldürüldü müşriklerin ki Ebu Cehil başlarında, Utbe, Şeybe, Ümeyye, Halep gibi müşriklerin en başta azgınları 70 kişi orada gebertildi, öldürüldü. 70 esir alındı. Kalan da bozgun orada böyle, artık perine kaçtı bu şekilde böylece. Şimdi bu tabii olay olunca sandı ki Medine'de bunlar Müslümanlar. Tabii sahabeler ama aynı Müslümanlar. Bunlar da öyle bir zan. Bunlar böyle hasıl ki gönüllerinde peygamber başımızdayken bir savaşı kazanırız. Yani savaşı kazanan peygamber. O yönlendiriyor, o başımızdayken kazanırız. Böyle bir şey oldu. Arkadan ertesi yıl Uhud Savaşı oldu. Yani müşrikler intikam almaya geldiler Medine'ye. Uhud Savaşı oldu. Uhud Savaşı'nda başta bir kazanma oldu ama o kuşların tebii bırakmasıyla iş aksa döndü muhteremler. Orada savaştık, biz kaybettik o elbette. Gerçi kesin bir zafer elde edemedi müşrikler ama biz orada 70 tane şehit verdik muhteremler. Ve hatta müşrikler üstün bir durumdayken Peygamber diyor, Allah'ım artık bunlara fırsat vermedi. Böyle bir korku verdi onlara, şaşkınlık verdi ki bitirdiler. Şimdi bakın, demek ki peygambere bile güven olmaz. Şimdi nasıl oluyor? İşte filan komutan, filan padişah, filan kral imparator, filan devlet başkanı, filan general, filan paşa, işte o kurtarır Türkiye'yi. O şöyle böyle yaptı bu şekilde böylece. O olmasa Türkiye kurtulmazdı şu anda. Vakti geldi mi, Mevlam kim olsa olsun başta, ben ama bu işi yaptırırım. Bakın deniz savaşı olacak, deniz savaşı olacak, 128'de. Yani Peygamber'den en aşağı 18 senesi ölümünden, 17 sene Peygamber'in savaş olacak, deniz savaşı olacak. Nasıl olacak? Tam böyle detayları Peygamber gösterir Aleyhisselam. Evet, sonuç olarak muhterem cemaatimiz, demek ki kötü zandan hiç kaçalım, hepimiz kişi olarak kaçalım. Kimsenin gizli işini araştırmayalım, gizli konuşmayı dinlemeyelim ve bunları söyleyen dinlemeyelim, ortak olmayalım onlara muhterem böyle. Ve gıybetten kaçınalım. Şimdi kısa bir şey yapayım. İnsanların çoğunda böyle merak vardır. Başkasını araştırma, yani bazı bu siyasete dayanabilir, menfaat dayanabilir, ticaret dayanabilir. Bir de hiç menfaati olmadığı halde kişinin, hiçbir çıkarı olmadığı halde sırf merak. Ona kötü zamana bak, onun aleyhine konuş, onu dinle, onun sözünü aktar. Neden kaynaklıyor bunlar? Nefsi emmare, nefsi emmare. Bir insanın nefsi emmare ise, yani nefis, insan nefsi emrinde, ruh ezilmiş, ruh teslim olmuş böyle. Hiç ruhun bir etkisi yok bedende, ruhsal bir güç yok, marifet yok böyle. Nefsi emrinde, emrinde ise, bu insan kendini unutur, gaflete dalar, kendini iyi görür, üstün görür, herkesi kötü noksan her şeyi görür böyle. Namaz bile kılsa, kendi Allah'a haber der ama tembe uyuşu uyuşu böylece ne okuduğunu bilir, ne huzur bulabilir, ne tat alabilir. Ama bunun farkına değil. Onun gözü başkasına böyle. Bak filan şöyle yapıyor, yanlış yapıyor, filan böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Hep kusur görür muhtemelen. Yani ona göre en iyi o, en doğru o, en iyi insan kendisi. Herkes kusuruna ona göre böyle. Herkes kusuruna göre böyle. Ayetleri araştırır ve bundan zevk alır böylece. Biri konuşurken kulak verir, girer, dinler. Bundan zevk alır.
Eğer bir insan nefs-i ammare bataklığından çıkabilirse, bu da nefise cihat. Uyunursa gönlü eğer, Allah yönelirse, ölümü hatırlarsa, o mezarada tek başına kalacağını aklına getirirse, bu kişi uyandı mı, Allah yönelir, bunda Allah korkusu gönlüne gelir. Allah'ım, ben sakın yapamadım Allah'ım der böyle. Günahlar hep gözüne gelir, günahlar hep böyle şey. Hep günahlar görür bu böyle. Eyvah, şu zaman namazımı kaçırdım, cemaate kaçırdım, birisinin kalbini kırdım, yalan söyledim, ana babama itaat etmedim, yavruma iyi bakamadım. Böyle hep kendini kusurlu görmekten der. Elinde olmadan birinin gönlünü kırsa bile vicdan azabı çeker. Niçin böyle yaptım öyle böyle? Bu, buna göre tek kötü insan kendisi. Herkes iyi görüyor böylece. Herkes iyi görüyor böylece. Bu kimseyi görmez böyle böyle. Yana başına bir şey konuşurlar. Hiç durmaz böyle. Kendilerine düşler. Buna diyor nefs-i levvame. Bu tevbe makamı budur muhtemelen. Böyle. Bu tevbe makamıdır. Kul devamlı tevbe eder. Allah'tan korkar. Hep kendi kusurunu olsana göre bu şekilde. İnşallah buna çalışalım muhteremler. Ölümü çok hatırlayarak böyle, o kefeni unutmayarak, tabi unutmayarak, mezarda tek başına kalacağımızı unutmayan muhteremler. Bir Allah-u Teala çok zikretme gerekir. Allah zikretme böyle. Ama bilinçli, uygunluk olarak böyle bir şey. Mesela kısa olarak Allah, Allah, Allah geleceğim muhteremler. İsten kelime-i tevhid. La ilahe illallah, Sübhanallah ve bihamdi gibi bunları söylerken kul hep Allah hatırlaması gerekiyor, o Allah'ı unutmaması gerekiyor. Kul bu işi çok zikrederek, ölümü çok hatırlayarak kulun gönlü uyanmaya başlar. Ne dedi gönlü? Ruh. Ruh ben de varım der. Nefse dur bakalım der. Bir savaş işi de başlar bunun böyle. Baştan zordur mücadele. Ruh da başını kaldırır, ben de varım der. Nefis de onun başını ezmeye çalışır. Nefis dünyayı tercih eder. Bu savaşta ruh kazandı mı, ruh bedene hakim oldu mu, işte insan o zaman insan muhtemelen. Allah'a nasip etsin inşallah. İlla Teala Fatiha.